sağladı buraya ya da katkı sağladı mı? Şu anda gidiş geliş olursa güzel oldu ama buranın sadece şu anda park sorunu var. Mesela park edecek bir yer bulamıyorum. Şu an arabamı ta gittim aşağılara köye bir yere çektim geldim. Peki orta refüjden şikayet edenler var. Karşıdan karşıya geçmek için aşağıya veya yukarı çıkmamız gerekiyor diyenler var. Hayır bu güzel. Bak orada insan geçit yerleri yapmışlar. Burada var, aşağıda var tahmin ediyorum. Hayır olsun. İsteyen istediği yerden karşıya geçemez. Orada geçiş yolları var, onları kullansınlar. Bu normal. O garajların orayı yapıyorlar, yeni otogarın orayı yapıyorlar. Şu an pel perişan, yani tıkanmış yol, kapanmış yol. Yazın ortasında inşaat yaptılar. Bunu yaz başı yapabilirdiler veya kışın yapabilirdiler. Bu Arapların gelmesi ve Avrupa'dan gelen insanların gelenleri çok sıkışıklık bir durum var Trabzon'da şu an. Yani trafik açısından rahatlattı ama farklı şeyler de olmuş oldu. Mesela yaya geçitleri kapandı, orta refüjler koyuldu. Karşıdan karşıya geçilmiyor. Avantajı da var, dezavantajı da var. Sizin işletmenizi peki nasıl etkiledi? Bizim işletmemizi olumsuz yönde etkilediği yön yani orta refüjler konuldu. Yaya geçidi ana arterlere konulmadı. Önceki yaya geçidine konulmadı. Müşteri karşıdan karşıya geçemiyor. Otopark var karşıda, büyük otopark. Oraya müşteri aracını park ediyor ama bu tarafa gelemiyor. Ta yukarı çıkıyor, oradan da aşağı gelemiyor, oradan yukarı çıkmış oluyor. Yani bizim işletmemizi %30-40 oranda iş yükünü düşürmüş oldu. Trafiği rahatlatma konusunda sorun yok. Gayet güzel. Çift şerit olmasını zaten istiyorduk biz. İş açısından da gelen gidenin çok olması herhangi bir sorun yok. Refüj hakkında eleştiriler var biliyorsunuz. Var. Yayalar karşıdan geçmekte sıkıntı yaşıyor diye. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu biz zaten Sayın Belediye Başkanımıza da söylemiştik zaten. Şuralardan birkaç tane açılıp yayanın da geçmesini dile getirmiştik. Hatta imza kampanyası da toplamıştık. Ama o konuda herhangi bir adım atılmadığı için de ona bir de bir şey diyemiyorum yani. Peki eski oranla karşılaştırırsanız sizce nasıl oldu? Sahilin açılması eskiye oranla sahilin açılması bu caddenin çok güzel bir işlek cadde haline gelmesini sağladı. Yani güzel olmuş yani. Trafik orada rahat yani. Güzel olmuş. Yani. Yok eskisi gibi. Eski oranla sizce nasıl? İyi yani. Ben beğendim. İmza toplayanlar oldu da yani kapartacak orada bir şey değil yani. Tam tersi burada trafik sıkışıyor. Ondan sonra esnaflar da fazla iyi etkilemedi. Bir çaycı olarak 10 senedir geliyorum ben buraya. 10 senedir geliyorum. Ben 40 yıldır buradayım. Vallahi billahi sıkışık olduğunu görmedim. Ben de görüyorum. Vallahi sıkışık oluyor. Hele bir ambulans geldi mi veya bir dolmuşa bir yolcu indirdin mi? Dostum, bu yolun çift şeride dönmesi Trabzon için iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Niye? 70'e dönüş yaptık. Boztepe'ye çıkışımız neredendi bizim? Buradan. Buradan da değil mi? Yıllar öncesinde Boztepe'ye çıkış buradandı. Buradaki tek sorun şu ortadaki refüj. Neden refüj? Yaşlı insanlarımız var. Hadi gençler atladı çıktı orada. Yaşlı insanlarımız var. Karşıya geçmekte sıkıntı çekiyorlar. Esnaf dükkanına arabasını parka çekiyor, otoparka çekiyor. Geçmek için üstüne atlayıp geçiyor. Tek sorun o. Başka bir sorun yok. Serdar abi öyle diyor ama Serdar abi de çok sıkıntı yaşıyor. Karşı tarafa geçiyoruz boşalmaya. Bu tarafa geçmek için yukarı çıkarız, tekrar aşağı iniriz, tekrar buraya gireriz. Hepsi zaman kaybı. Ondan sonra müşteriler arıyor ki niye çay geç geliyor. Ondan sonra Serdar da diyor ki sen niye çay geç getiriyorsun. Ama bilmiyoruz sıkıntıyı. Güzel olmuş. Şurada şimdi ne var? Bazı araçlar burada gelip park ediyor. Bizim polisimiz insi fiyatlı. Derken bugün Amerika'da bakıyorum şimdi. Ne diyor? Beyefendi yatırıyor adamı arabanın altına, sıkıyor kafasına, eziyor, öldürüyor. Özgür ülke. Bizde memur bey geliyor. Beyefendi devam eder misin? Dönüyor adam aşağı. Yani demek istediğim ne? Bizim bu kadar özgürlük bizi aşıyor. Bu kadar özgür bir ülke dünyada yok. Buranın hiçbir şehit olması doğrudur. Şehre giriş çıkışları kolaylaştırmak için doğru uygulamadır. Yalnız ortadaki refüjün olması çok yanlış. Şehir merkezinde burası otoban değil. Bu şekilde demirlerle beraber çit haline getirilmesi çok yanlış bir uygulamadır bana göre. Neden? İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyorlar. Hız olarak da bir engel teşkil edecek bir hız yani insanlar istese de yapamazlar. Turist olsun, yerli halk olsun karşıdan karşıya geçebilmek için sıkıntı yaşıyorlar. Biz bu tür uygulamayı diğer şehirlerde de geziyoruz ama böyle bir uygulama görmedim.
Yani bu caddenin buradan yukarıya gidiş geliş olması daha doğru. Ama şu ortadaki şu davanın orada olması çok yanlış. Tabii. O davanın orada olması çok yanlış. Yani mesela burada insanlar karşıdan karşıya geçebilmek için ta aşağı kadar yürümek zorunda. Ya da şuraya kadar çıkmak zorunda. Hani diğer türlü olduğu zaman da arabalar dönüş mönüş yapıyordu. Onu da engelleyecek şekilde hani insanların da böyle karşıya rahat rahat gidip gelmesini kolaylaştıracak şekilde farklı türlü bir çözüm bulabilirdiler buraya. Maraş kapandıktan sonra bu caddenin çalışıyor olmasa daha doğru. Maraş ve uzun sokak olmadığı zaman buranın çalışıyor olmasa daha doğru. Yani eski hali daha güzeldi. Şimdi şehir kalabalık, trafik yoğun. Yani mantıklı değil yani artı kaldırımları genişlettiler, yolu darlattılar. Yani çile yani insanlar için çile yani. Yok röfüş olması gerekti de zaten yani kaldırımları bayağı bir geniş yaptılar. Yolu darlattılar. Şimdi indi bindi yapıyor. Hususi arabalar duruyor. Yolcu indiriyor, yük indiriyor falan. Bu sefer arka taraf ister istemez kuyruk oluyor. Yani yanlış bir sistem oldu yani. Önceki hali bence daha güzeldi. Peki önceki halinden biraz bahsedelim. Önceki hali tek yönlüydü. Yani trafik güzel akıyordu yani. Böyle sıkışıklık da olmuyordu yani. Çünkü yani biz bu şehrin içindeyiz sürekli taksicilik yapıyoruz. Görüyoruz yani. Uygulama bence yanlış oldu. İçin şöyle ambulans geliyor gidemiyor. Tıkanma oluyor. Esnaflarla gidip gelemiyoruz teller yüzünden. Yani o yönden biraz sakıncalı ama trafik açısından katkısı var mı dersen tıkanma oluyor yine. Yani bilmiyorum ama. Eski haline kıyasla sizce nasıl? Eski haline ambulansın geçme olayı güzeldi, geçiyordu. Şimdi geçme imkanı yok. Tıkandı mı yukarısı burada kalıyor. Bağıra bağıra gidiyor işte. Bence gayet güzel oldu yani. Geliş gidiş şehir merkezine açıldı yol. Yani ondan yana bir şikayetimiz yok yani. Ha trafik oluyor mu? Mecburen oluyor. Araba yoğunluğundan dolayı. Bunun önüne geçemeyiz. Başka diyeceğim bir şey yok. Eskiye kıyasla sizce nasıl oldu? Eskiye kıyasla dediğim gibi şehir merkezine önceden çıkış vardı sadece buradan. Giriş de oldu. İnsanların görmediği mağazalar, görmediği butikler artık görünmeye başladı. Bence gayet olumlu yani.